Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bir alkış yok mu ya? Alkışlayan ellerimiz dert görmesin. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Yine bir Ramazan bayramı. Ve yine Ramazan bayramında gençlik kollarımızın hazırlamış olduğu piyes gecesi, tiyatro gecemiz var. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Şimdi biliyorsunuz geçen sene Ramazan bayramında da bir piyes yapmıştık. Aklında o piyesten kalan bir sahne var mı? Yani biz buna çok gülmüştük dediğiniz bir sahne var mı? Bir sorayım. Var mı? Ne ya abicim? Ha, Ahmet'i Mehmet'i diyorsun. Ona mı çok güldün sen? Güzel. Başka var mı aklında kalan? Söyle bakalım. Ha, söyle. Uzamıyor bu kadar. Ahmet'i Mehmet'i diyor. Galiba o yumurtalı kısım çok hoşuna gitmiş herkesin. Geçen sene gayet güzel piyes oyunlarımız vardı. Herkesi çok güldürdük. Çok da iğneledik biliyoruz. Yine aynısı bu bayramda var. Yine herkesi iğneleyeceğiz. Kimse kusurumuza bakmasın o yüzden. Bu sene de çok güzel oyunlarımız var. Yalnız size oyunlarımız hakkında kısaca bilgi vereyim. Sadece yatsı namazında bir 15-20 dakika hocamızın hızına bağlı olarak bir mola vereceğiz. Hocamızın bize sözü var. İnnathane'ye iki bölümde okuyacak. Şimdi haberlerle başlayacağız. Bir yılın seceresini tuttuk. Neler olmuş, nelerden haberdarız. Bunları bizi haber spikerimiz Fatih Soykan sizlerle paylaşacak. İyi bir eğlencemiz olsun, kahkahanız bol olsun diyerek sözü Fatih Soykan'a bırakıyorum. Üzere yine karşınızdayım. Yine tarafsız haber, adaletli haber olmak üzere yine doğruları ve dürüst olarak karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Haberimize köyümüzün bu seneki hoca atamasıyla başlamak istiyorum. Kendisini okudu, çabaladı. Yıllarca göğünüye gitti geldi. En sonunda 40 yaşından sonra imam olarak Kürnüce atanmıştır. Müftü olarak bekliyorduk ama maalesef normal imam olarak atandı. Geçen teravihe gittik 10 kişi. Arkasında o kadar kalabalıktı ki 4 kişi vardı. 10'da biz olduk, bir safı doldurduk. Teravih namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Kendisine buradan inşallah ileride Karabıyık gibi büyük büyük işlere adım atmasını temenni ediyoruz. Bizim hocadan da boş durmasın tabii ki, sadece hocalık yapmasın. Nasıl traktör tamir edilir, kesim motor tamir edilir, bu dersleri de alsın. Karabıyık'tan da cenazelerde, düğünlerde, bayramlarda nasıl indire kanlı olur öğrensin.
buradan kendisine bildiriyoruz. Bir diğer haberimiz ise geçen sene ağalığı Ali Osman Ağa'dan alan Alıcı Ağa maalesef bir yıl dayanamadan ağalığa terfi etmiş, ağalıktan züğürt ağalığa düşmüştür. Şimdi yerine ise davarını çoğaltarak Recai Ağa ağalığı kapmıştır. Kendisine buradan tebrik ediyoruz. Bundan sonra köyümüzün ağası Recai Ağa'dır. Bir başka haberimiz ise hırsızlık haberi. Köyümüzün yeni alan arabalarından bir tanesinin ön kapı camı çalınmıştır. Bu zamana kadar hırsızlık yapılmamıştır ama bu ön kapı çalınan hırsızı çabuk getirmesini istiyoruz. Muhtarımız, azalarımız araştırma yapmaktadır. Eğer getirmezse haccalam zırzalayacak haberi olsun. Zaten bir daha da yapmayacakmış. Bir diğer haberimiz ise kayıp telefon. İneklerin kübürüne çalışırken yani bokuna düşüren Halim dayı telefonunu kolları sıvayıp başlamış aramaya. Kendisi bulamamış tabii ki. Ailecek aramışlar. Maalesef yine bulamamışlar. Burada muhtarımıza sesleniyoruz. Bir emece yapsın da hala kayıpmış. Biz de kolları sıvayıp köylü olarak derdine derman olalım. Telefonunu bulalım diyoruz. Bir başka haberimiz ise köyümüz hocasıyla ilgili. Senelerden beri kendisi çok çalışkan. Dediğimiz gibi kesim motor tamirinden, ufak ufak tamirlerden şimdi araba motorunu Morris Leyland motoruna takma kabiliyetine yükseldi. Kendisinin küçük bir sanayi açtı kendi hocanın evinde, evinin önünde. Yani dünya çapında ilk resmi hoca olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Araba motorunu Leyland Morris motoruna takma olarak. Kendisine bu kadar ünlü olduğu için paşallardan geçen iftarda teklif geldi. Hocam illa bu kadar mesleğiniz var bizim köye hoca olun diye. O da tek bir şartım olur dedi. Ne hocam hemen yerine getirin dediler. Morris Leyland varsa ben de varım dedi. Yoksa gelmem dedi sizin köye dedi. Paşalılar da Morris Leyland aramaktadırlar ikinci el. Büyük çileli adamın haberini veriyorum. Senelerden beri tekeri birini şişirir, biri patlar. Biri şişirir, öbürü patlar. Yine avlusunda üç tekerli koca tekeri yok. Bu çileli adam katiba. Gerekirse üç tekerle gidiyor, yine işini bırakmıyor. Yılın 365 gününün 365 olmasa da 360 günü teker şişirmekle geçiriyor kendisi. Ama hala bir kompresörü yok. Buradan yardım etmek isteyenlere duyurulur. Yani Allah'tan sabır diliyoruz buradan. Aynı Zahra'nın Abdullah dayının damındaki kaynak işi bitmediği gibi. Onun da kaynak makinesi yok. Ona da yardım tabii. Köyümüzde biliyorsunuz ATV'ler çoğalıyor. Her sene bir ATV, gerekirse iki ATV alınıyor. ATV'lerin çoğalması sebebiyle bizim Meyremlerin Hacı Musa ehliyet kursu açmış ATV ehliyet kursu. Ramisa da hemen alınca ATV'yi direkt yazılmış. Yanına binip öteyüze dolanıp geliyorlar her gün. En son gördüğümüzde yan yana gidiyor al yukarıdan aşağı. Düze gelince Ramisa arkasından itiyor. Kendisine röportajımıza sorduk. Ya ne oluyor Ramisa? Nasıl bir kurs bu dedik. Ya ben de anlamadım. Musa öne bindi. Ben de arkadan aha kakoyan. Hacı Musa'ya sorduk. Nasıl bir ehliyet kursu diye. Ya bunun arızası da var dedi. Benzin bitmesi de var dedi. Hep kullanacak değil ya dedi. Bir de arkadan kalkmayı öğreneceğim dedim dedi. Yani buradan ATV alanlara duyurulur.
dört dörtlük ders veren Hacı Musa'ya yazılsınlar kursuna. Şimdi reklamlarımız var. Tabelamızda bir tane de reklam katalım dedik. Bal tutan parmağını yalar. Geçen sene Karadeniz ballarıydı, şimdi onu sollayan Ali Bilir balları. Gördüğünüz gibi petek balımız mükemmel. Yani bunu bir yiyen bilir, bir de yemeyen bilemez. Bunu yiyen biliyor sadece tadını. Yani bunu yiyenin aklı 10 kat artıyor. Fikri artıyor. İsterseniz bir deneme yapalım. Bunu yediğiniz zaman zihin 10 katına çıkıyor. Seyircilerimizden bir tanesini alalım isterseniz. Bir tatsın da bir deneyelim. Soru soracağız kendisine. Tamam arkadaşım, sen gel. Bir soru soracağız kendisine. Bakalım bilebilecek mi? Bir de balı yedikten sonra bir soracağız. Bakalım Ali Bilir balının ne kadar bilmesine faydası var. Soruyoruz kendisine. Mikrofonu bir kontrol edin. Şimdi arkadaşım, 3 kere 9 kaç? Bilemedi. Türkiye'nin başkenti neresi? Artvin. Oo, yine bilemedi. Bir baldan tadalım azıcık. Bakalım ne kadar faydası var. Çok zor soracağız kendini. Öyle bir zor kimse bilmez burada. Bakın kendisine hemen bir etki gösterdi. Hangi ülkenin 2 tane başkenti vardır? Güney Afrika. Bak hemen biliyor. Bir gün kaç saniyedir? 86.400. Yine bildi. Aspirinin ham maddesi nedir? Evet. Bakın. Altın. Balın faydalı. Teşekkür ediyoruz. Buyurun geçin. Ali Bilir'in bilir ballarından hepinizin tatmasını istiyoruz. ÖSS, SBS, AZB herkese tavsiye ediyoruz yani. Bundan sonra bizim köyde Ali Bilir balları. Başka haberlerimize geçiyoruz. Bu haberim ise telefon dolandırıcılığı ile ilgili. Köyümüze dadanan telefon dolandırıcıları geçenlerde herkesi aradılar. Onu aradılar, bunu aradılar. Ama kimseyi dolandıramadılar tabii ki. Ama bir kişi hariç. Köyümüzün ileri gelenlerinden. Köyümüzün bilir kişisi. Köyümüzün su kanallarının en iyi bileni. Namı değer, bütün göğünüye nam salmış dayı. Maalesef dolandırılmıştır. Çok üzgünüz. Buradan kendisine çok üzgün olduğunu belirtiyoruz. Röportajımıza sorduk. Ya seni nasıl dolandırdılar? Böyle böyle dedi. Ya beni dolandırırlarsa zaten herkesi dolandırırlar. Şöyle bir bütün göğünüye araştırdık. Maalesef sadece kendisi. Kendisine buradan tekrar çok geçmiş olsun diliyoruz. Dikkatli olmasını diliyoruz. Bayındır'dan haberimiz yok mu? Yine var. Geçtiğimiz sene %79 büyüyerek dünyanın en hızlı büyüyen köyü olarak seçilmiştir. Japonya'yı gerisinde bırakmıştır. 2023'e en hızlı ilerleyen köy olarak imza atmıştır. Buradan kendilerine bol kazançlar, iyi çalışmalar diliyoruz. Bir başka bayındır haberimiz ise Şekerim Mustafa'dan. Şekerim Mustafa tabi yaş ilerleyince kulakları duymaz olmuş. Bir yerde duymuş olmalı ki haberlerde falan. Kulaklarını yıkamasını söylenmişler duymayınca. Hemen gitmiş bahşiş musluğunu takmış, vermiş tanziyi kulaklarına. Komple duymaz olmuş. Doktora gitmiş. Doktor demiş, ne oldu kulaklarıma, böyle böyle oldu söylediler. Bahçe hortumuyla tuttum. Yıkanmasını istiyordum ama hiç duymaz oldu. O da demiş, kümes motoruyla yıka. Bir daha kümes motoruyla yıka. Tanziye az geldi demiş. Tabii ihtiyarlık hali. Ne yaptı bilmiyoruz. Şu an ne kadar duyup ne kadar duymadığını. Bir başka haberim ise yine köyümüze dönüyoruz. Gömü haberleri. Toprak analizi haberleri. Geçenlerde tarlanın bir tanesinde
gümü, gece gümü çalışması olmuş. Karadeniz Davut da ilaç adam derken oraya kaçmış. Neyse Ardor çıkarmışlar. Ondan sonra bir köylü arkadaşımız da soruyoruz, her gece toprak analizi yaptırıyor. Kendisi ceviz dikecekmiş. Toprak analizi yaptırıyor geceleri ama bir türlü dikilmedi ceviz. Neyse onu doldurdular. O arkadaşımız da bir ay sonra arabası gaza yaptı. Şans eseri. Neyse başka bir haberimize geçiyoruz. Kim var? Müdürümüzden. Köy namı diğer müdürümüzden haberimiz var. Kurbanlık düveleri almış. Onlar da pek arsız. Geçen boşanmışlar, gitmişler doğru Halim'in kübürlüğüne. Halim'in kübürlüğüne dalmış. Çabalayam, uğraşam derken üst baş batmış, düve daha iyice batırmış. Burnuna kadar batmış. Son anda Hacıların Recep abi geliyor. Bunu urganla falan çıkar diyor. Çıkarayım derken, kuyruğunu sallarken, kulağını sallarken her tarafına dolmuş kübür. Neyse ağır zor çıkartmışlar. Ondan sonra şimdiki de kurbana hazır diyor. Tam vitaminini aldı düveyim diyor. Yani kurbanlık arayanlar doğru müdüre vitaminli düveyini alabilirler. Haberlerimiz burada sona ermiştir. Bir dahaki Ramazan bayramına hepinizi yine bekliyorum. Bir dahaki gelişmelerde tarafsız doğru haberler olarak karşınızda olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.